Merhaba arkadaşlar, ben sezaryo.com yöneticilerinden Sezer. Bugün sizlere ses kaydının modülünü test edeceğiz, çalıştıracağız ve onunla ilgili güzel bir proje tasarlayacağız. Hemen vakit kaybetmeden malzemeleri... Evet, malzemelerimiz Arduino unumuz, bu devrede unu tercih ettim. Ses modülümüz, ses modülü biraz sonra içini daha ayrıntılı şekilde göstereceğim. Ve pır sensörümüz. Bu pır sensörümüz arkadaşlar biraz sonra ayrı bir projede göstereceğim. Hemen malzemelerimizi tanıttıktan sonra devremizi geçelim arkadaşlar. Devremiz bu şekilde. Hemen nasıl bağlantılarını yaptığımı anlatayım. Rack yani kaydetme kısmını 8. pine, player E kısmını 9. pine, player L kısmını da 10. pine bağladım arkadaşlar. Ve burada farklı olarak FT ucunu da 11'e bağladım arkadaşlar. Hemen neden bağladığımı da biraz sonra anlayacaksınız. Şimdi diğer projemiz yani pır sensörümüz kullanacağımız zaman göstereceğim. Evet arkadaşlar, hemen projemizi çalıştıralım ve test edelim. Evet, kaydetme tuşumuz kırmızı buton. Player E butonumuz sesi çaldırmak için arkadaşlar. Player L butonumuz ise arkadaşlar sesi parça parça çaldırmak için, yani butona her basışımızda çalacak. Player E'de ise bir kere basmamızda kaydetmiş sesi bize çalacak arkadaşlar. Mikrofonumuz burada hemen sensörün üstünde. Hoparlörümüz de arkadaşlar hemen yanında zaten aparatıyla beraber geliyor. Hemen test edelim. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle mikrofona yaklaştırayım biraz daha kendi mikrofonuma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesimizi kaydediyor. Hemen özelliklerinden biraz bahsedeyim. Yaklaşık 10-15 saniye boyunca sesi kaydedebiliyor arkadaşlar. Player E, L butonumuzu da göstereyim. Gördüğünüz gibi sadece basıcımız da etkiye giriyor. Bu arada Arduino'yu resetlememiş olsak bile tekrardan çalışmaya devam ediyor. Hafızasını kaydediyor arkadaşlar. Hemen bunu nasıl bir şekilde kullanabileceğinizi ben göstereyim. Evet, devreye şu an pır sensörümüz giriyor. Hareket sensörümüz girecek arkadaşlar. Bunu hareket sensörümüzü bağlayacağım. Hareketi geçtiği zaman, yani kapınızı artık nereye bağlarsanız alarm sistemi olarak da kullanabilirsiniz. Tabi hoparlör biraz daha beslemek gerekiyor. Bunu bağladığınız zaman, yani önüne bir engel gördüğü zaman hoparlörümüz yani çalışmaya başlayacak. Bu şekilde bir proje olacak arkadaşlar. Hemen bağlantısını göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, asıl devremiz bu şekilde. Yaptım. Hemen sizlere nasıl yaptım anlatayım. Özür dilerim. Kodumuzda zaten kodumuzu göreceksiniz. Sound, yani 12. kısmı pır sensörün tetikleme ucunu bağladım arkadaşlar. Dijital pin, Arduino Uno'daki dijital pin 12. pini pır sensörümüzün ortak ucu, pır sensörünün tetikleme ucunu bağladım arkadaşlar. Aynı şekilde 5 volt ve GND topraklamasına bağladım. Hemen elimizi gördüğünüz gibi yaklaştırdığımız an, evet gördüğünüz gibi otomatik olarak sensörümüz harekete geçiyor ve bu şekilde hoparlörümüzden ses kaydımızı tekrardan konuşturabiliyoruz arkadaşlar. Projemiz bu şekilde arkadaşlar. Aslında çok güzel bir proje. Tabi geliştirilebilir projeler. Hemen tekrardan göstereyim. Harekete geçtiği zaman hoparlörümüzden ses geliyor. Kayıtlı olan sesi duyabiliyoruz. Tabi bir saniye, hemen mikrofonu şöyle göstereyim. Daha iyi bir kalite alabilirim. Evet arkadaşlar, bu şekilde projemiz hazırlamış olduk. Evet arkadaşlar, basit bir proje tasarladık. Hemen bu projenin kaynak kodlarını sezaryo.com'da bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, pır sensörü hakkında bilginiz yoksa tam şu köşeden pır sensörüyle yapmış olduğumuz daha önceki videoyu görebilirsiniz. Orada da güzel bir proje yapmıştık.
Tam şu köşeden de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.